Ha, e, ya geçen sene devre arasında Galatasaray'ın Cagney'e verdiği parayı düşünün gözünüzü seveyim ya. 10 milyon üzerinde. 12 milyon euro verdin. Şimdi bak e, garanti paralara bakalım. Fegülü 3.8, Musero 3.5, Berhan da 3.350. Hemen elimin altında diye. Şimdi bu paraları bir yerlerde indirim yapmak durumundasın. Oyuncular Ki bu takım Şampiyonlar Ligi geliri olan son iki yılın şampiyonu olan takım, yani maddi anlamda en rahat olması gereken takım bu. Galatasaray. Şimdi Öyle mesela düşün. bizi izleyen futbolcular mutlaka vardı, yerli yabancı ee, diyorlardır. Yani, ya konuşuyorsunuz iyi güzel de biz de alacaklarımızdan feragat ettik. Şimdi söyleyebilir. Tabii ki hakkıdır da bak daha hani göreceğiz onları rakamları yüzde on diyen var. Yüzde otuz olsun diyen var. Daha somut şeyler görmedik. Daha somut şeyler e, net olarak yansımadı. Elbette bu paralar böyle konuşuyoruz. 3 milyonda yüzde yirmi etmi? Altı yüz bin euro. Az buz paralar değil, değil bunlar değil. tabii. Ama bunları yapmazsanız sistem çökecek. Yani sistemi yaşatması lazım kendisinin yaşayabilmesi için sistemin yaşaması lazım. Kulüpler yaşayacak. Lig organizasyonu yaşayacak. Yani şahıslardan ziyade. Yoksa sen bugün varsın yarın yoksun. Aynen öyle. Sistem olmayacak. Yani geriye bir şey kalmayacak. Benden sonra tufan diyenler çıkabilir tabii. Ama işler öyle yürümüyor. Sadece kendini düşünerek bu hayatta kalıcı olamıyorsun. İleride dönüp baktıkları zaman bu da şöyle bir adamdı derler insana. Bu bu yönünü de Doğru. göz ardı etmemek lazım. Biraz insanın manevi tarafında bu tarz dönemler biraz daha tefekkür etmek gereken dönemler Onu da düşünmesi lazım insanlar ee, yani dediğiniz gibi çoğaldıza başkasına yani orada e, biraz da karşı tarafı da düşünmek ya lazım ya yani. herkes dediğim gibi tek Empati. taraflı tek taraflı özveri hiç kimse için e, söz konusu olamaz böyle bir birden kulüplerde futbolcularda yayıncı kuruluşta herkes bir özveride bulunmak durumunda bunun başka yolu yok sistem devam etmek zorunda ee, bu süreç öyle gözüküyor ki şimdi e, konuşuyoruz işte e, federasyon yöneticileriyle de konuşuyoruz yabancı yayınları da mümkün mertebe takip etmeye çalışıyorum bu dönemde ne oluyor yurt dışında diye e şimdi e, izleyicilerimiz işte elbette herkes sağlığıyla canıyla uğraşıyor ama bir yandan da şu kaotik ortamın bir an önce bitip yavaş yavaş e, işte eski düzenimize Hayatımızın normal akışına dönebilmeyi umut ediyor, arzuluyor ve bunu hasretle bekliyoruz hepimiz, her birimiz. Ee, ne zaman futbola dönebileceğiz? Fransa Artık, 17 diyor, 17 şimdi, ay öngörülüyor. Bizde nedir durum? Şöyle var e, bir kere 3 ila 4 hafta şey için istenen zaman, takımların yeniden e, hazır o hale gelebilmesi için istenen antrenman dönemi. 3 ila 4 hafta belirleyecekler burada. Yani 21-28 gün arasında bir dönem. Ee, 3 tane tarih ön plana çıktı. 12 Haziran, 19 Haziran, 26 Haziran. Bu tarihlerden birinde başlatabilmeyi istiyor Futbol Federasyonu. Yani daha önceki tarihler de var. Üzerinde modellemeler var. Ama işte sağlık uzmanları, hocalarımız Bilim konuşuyorlar. Bu işin bir piki var. O pikin işte Nisan sonu mayıs başı gibi olmasının beklendiğini söylüyor hocalarımız. E ondan sonra bir plato dönemi var. İşte inmesi, kontrol altına alınması vesaire derken e insanlar da sen antrenman yap diyeceksin. Antrenman yapması için bu oyuncuların da sağlıklı, steril, sorunsuz bir ortam sunman sunabilmen lazım. Adamın da oraya gönül rahatlığıyla, huzurlu bir şekilde gelebilmesi lazım. E sen gel 3-4 hafta geriye örneğin Tarih hangisi olsun? 19 Haziran. E Mayıs'ın son haftasında bir araya gelmen lazım. Nisan'ın ortasına geldik zaten. E diyorsun Nisan sonu Mayıs başı. Dolayısıyla ondan sonra tekrar bir düşmesi lazım. Önce stabil gidip sonra düşmesi lazım ki sistem yeniden işlerlik kazanmaya hazırlansın. Dolayısıyla ben de e, Haziran sonu gibi her şey istediğimiz gibi giderse, Haziran sonu, Temmuz başı gibi seyircisiz olarak maçların başlatabil, başlatabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi bu söze edilen e, öngörüler yerli yerine oturursa mümkün olacak. Yoksa biz şu anda kendi başımıza papatya falan açıyoruz. Ne derse bilim kurulu, sağlıkçılar, uzmanlar ne derse, o rotada gidilecek. Takvim ona göre belirlenecek. Ama bir de gerçek var. 3-4 haftalık bir süre vereceğim. 8 haftayı 5 ya da 6 haftada oynatabiliyorsun. Dolayısıyla Temmuz başında başlasa bile bu işler. Ağustos ortasında biter. Ağustos ortasından Eylül ortasına bir aylık bir ara daha, 5-6 haftalık bir ara daha verip Eylül sonu gibi de yeni sezonu başlatma ihtimalin olur. Ama bu takvim evdeki hesap çarşıya uyarsa olur. Belki hiç de olmaz dedin. Uymayabilir. Yani Yürüse bağlı. Neler yaşayacağımızı öngöremiyoruz ki daha önce yaşadığımız bir durumda karşı karşıya değiliz. Tüm dünya. Öyle. Sadece bizim için de geçerli değil bu. İşte senin söylediğin gibi Fransa'nın, İspanya'nın bir takım planları var. İtalya'nın bile var. 12 haftası var adamın da. Bizim yine 8 hafta. O anlamda avantajlıyız. En az haftası olan biziz. Kupa, 9 haftalar var. 10 var. Onu araya koyacaklar. Değil yani mi? hatta belki çarşamba, salı, pazar falan gibi de o, o tarz modellemeleri de var. Kupayı bir şekilde araya iliştirecek. Onu da iki yarı finalle bir final kaldı. Bir şey kalmadı. Ee, dediğim gibi yani bizim aslında bir 6 haftada, 5-6 haftalık sürede biz bunu çok da zorlanmadan noktalayabiliriz kalan haftalarımız. 5 altı haftalık bir sürede. Bize lazım olan bu deadline'ımız da Ağustos sonu. Deadline Ağustos, evet, Ağustos sonu mu? O tarihe kadar her şeyi bitirirsek, yani bu sezonu bitirebilirsek, yeni sezonda daha e, steril ve daha stabil şartlarda Eylül sonu gibi başlayabilir diye umuyoruz. Dediğim gibi evdeki hesap çarşıya uyarsa. Tabii çok da tartışmalar var bu noktada. Farklı görüşler var. Kulüp başkanları, kimisi katılıyor, kimisi katılmıyor. İşte ligin tescil edilmesi olduğu gibi, karar alınması gibi... Ee, ...görüşler ortaya atlıyor. Bu noktada e, FIFA'da, UEFA'da, hatta bizim federasyonumuzda liglerin oynanması noktasında... UEFA Başkanı Şeferinin biliyorsun Belçika bitirdi. Ki orada 15 puan falan öndeydi Belçika ama onlarda da playoff sistemi var. Daha o oynanmadan e, almamayı bile düşünebilir. Hiç memnun olmadı UEFA ligin bitirilmesini orada. Yani UEFA'nın temel düşüncesi bu ligler bitsin şampiyon ve sıralama belli olsun, düşen belli. Yani bu yıldan gelecek yıla bir sıkıntı aksederse bu yılı kaybetmekle kalmayacağız. Gelecek yılı da sıkıntıya düşüreceğiz. Gelecek yıl adamın organizasyonu var. 2020'yi 2021'e ya o kadar büyük organizasyonları böyle bir sene ileriye atmak öyle attım oldu denecek işler değil. Bunlar büyük parasal operasyonlar. Ee, ...2021-11 Haziran'ında başlayacak o organizasyon. Senin 15 Mayıs'ta liglerinin kepengini kapatman lazım. Oradan geriye geleceksin. E buradan da bu tarafa doğru itiyorsun sezonu. Dar bir takvim var ortada. Bunu oraya yerel liglerin, kupaların, milli maçlarınla o takvime yetiştirmen, sığdırman lazım. Adam da istiyor ki dolayısıyla UEFA... Sen bu sene bitir ki gelecek yılı sorunsuz, şey yapabileyim, götürebileyim. Önceliği, önceliği eğer bu virüs salgını müsaade ederse, Likler'in bir şekilde bitirilmesi. Ha, olmuyordur, hiçbir şekilde yapılamıyordur. O zaman gerekirse BC planları da devreye girer. Nihayetinde bu sağlık, yani bilim... Ee, ne diyorsa, gereği neyse o olacak. Ee, ama benim bildiğim kadarıyla Mayıs ayının başında hemen Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir bir e, bir araya geleceğini de biliyorum yönetimin bu konuyla ilgili. UEFA'nın yeni bir toplantısı var. UEFA bir video konferans sistemiyle yeni bir toplantı yapacak. Orada biraz daha bu modellemeler netleşecek. Çünkü komisyonlar kurun, çalışmalar yapın, bana ...şeylerinizi, modellemelerinizi getirin dedi UEFA. E şimdi onu yapacaklar. Ondan sonra biraz daha yol haritası netleşir. Yani bu noktada federasyonumuzun da çalışma yaptığını biliyoruz. Komisyonlar kurdu, farklı modelleri var. ABCD, farklı farklı planları var. Güzel bunları katalog haline getirip bakanımıza da sundular. UEFA'ya da alt komisyonlar bilgiler sunuyor. Bütün planlamalar yapıldı. Neyse hangi takvime uyuyorsa ona göre bir e, maç planlaması üretti e, federasyonun profesyonelleri. Ona göre de e, takvim şekillenecek. Sağlık hangi tarihi işaret ederse. Aynen.